Kozan'da yaşanan olayda evli 3 çocuk annesi K.E. eşinin çalıştığı okulun müdürünün mesajlı tacizine uğradığını iddia ederek Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Okul müdürü İS'nin K.E.'ye yalnızlığını belli etme, ben de yalnızım, çıkar gelirim dediği mesajlar ve kahve istekleri mahkeme dosyasına taşındı. Deprem döneminde, bu Kozan'da olan deprem döneminde evimizde kalamadık. Zaten apartmanda ailesinde oturuyoruz. Kamunun eşim çalıştığı okulda kaldık o gün. Konferans salonundaydık. Evden ben kahve makinesi vesaire falan götürdüm. Sabahına eşim kahve istedi. Eşimle birlikte kendimize kahve yapmak için makineyi aldım. Müdür bey gördü. Müdür gördükten sonra o kahve mi içeceksiniz işte ben de içerim deyince tabii ki müdürüm dedim yine aynı şekilde. Öğretmenler odasında kahveyi yaptım. Eşimle benimkini odasına bıraktım. Daha sonrasında müdür beyin kahvesini götürdüm. Müdür beyin kahvesini götürdüm masasının üzerine bıraktım. Tam çıkacakken arkamı yöneldim kapıya. Müdür beyin söylediği şey şuydu. Kahve yalnız içilmez. Yani ben dedim ki o zaman şey yapayım hani çağırayım birlikte içelim. Hemen zaten aşağı indim. Eşime söyledim kahve yalnız içilmez diyorum müdürün diye. Eşimle birlikte çıktık odasında kahve vesaire içildi. Eşimle birlikte sohbet ettiler vesaire filan. Kaç yıldır birlikte çalışıyordu eşiniz? Hemen hemen bir 4-5 yıl falan olmuştur aynen. Neyse o gün orada kahveler içildi çıktık zaten. Aradan çok geçmedi bu müdürlerin değişim zamanı. Ki eşim kendisini çok sever, saygı duyar. Eşim de hadi beraber gidelim verelim müdürme çiçeği deyince birlikte çıktık yanına. Çiçeğini verdik, hayırlı olsun dedik vesaire. Birer bardak çay içtik, oradan çıktık. Aradan 2 gün geçti. 2 günün sonunda ben evimde, mutfağımda tek kişi, tek bir fincanda fotoğraf paylaştım. Fotoğrafın altına kahve istiyorum şeklinde bir mesaj. Ben kahve istiyorum mesajına tabii ki müdürüm yazmışım. Sonra arkasında bana unutmadım tadını en kısa zamanda beklerim diye bir mesaj geliyor. İnşallah müdürüm yazıyorum. Görüntü nereden yazıyor? Ben de evim diyorum. Neden tek diyor? Ben de diyorum ki arkasından mesajım şu şekilde. Eşim her zamanki gibi çalışıyor müdürüm. Hadi ya. Evet yazmışım. Arkasından yine 23.37'de yalnızlığını paylaşma. Ben de yalnızım malum çıkar gelirim. K.E. adlı kadın okul müdürünün daha önce de benzeri suçlardan tutuklandığını öğrendiklerini söyledi. Eşime söyledim kapıyı kilitledim anahtarı kaldırdım vesaire falan sakladım. Hani eşime dedim canım sana hani anlatmam gereken bir şey var. Daha sonrasında işte anlattım. O zaten yani nasıl olunabilirse onun durumu da. Yani eşim desteğiyle birlikte zaten hukuki sürecimizi başlattık. Gerekli yerlere şikayetlerimizde bulunduk. Şu an iddianamemiz vesaire de hazırlandı. Avukatımızı da tuttuk. Biz davamızı açtıktan sonra da öğrendiğimiz şey şahsın daha öncesinden birçok yani taciz vesaire cinsel tacizden davaları olmuş ve bu cinsel tacizler çocuk taciziymiş. Yani bu şekilde...